zirvesine video mesajla katıldı bugün. Erdoğan, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında 75 milyon avro harcama yaptığını söyledi. Ve çok önemli bir uyarıda bulundu. Daha önce de zikretmişti, bu uyarıyı yapmıştı. Bulunacak aşı insanlığın ortak malı olmalı ve tüm dünya halkına yetecek sayıda üretilmeli dedi. Türkiye olarak şimdiden uluslararası yardım ve aşı geliştirme faaliyetleri için 75 milyon avroyu aşan bir harcama yaptık. Aşı geliştirme çabalarında oluşan küresel sinerjinin devamına büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesini anlattı. Hem kendi ihtiyaçlarımızı karşıladık hem dostlarımıza yardıma koştuk dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 ülkenin devlet başkanının yer aldığı küresel aşı zirvesine video mesajla katıldı. Covid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu, kaderimizin ve geleceğimizin ortak olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye salgının başından bu yana küresel dayanışmanın ve işbirliğinin altını çizmiştir. Bu süreçte bir taraftan kendi ihtiyaçlarımızı giderirken diğer taraftan da tüm dostlarımızın yardımına koştuk. Şimdiye kadar 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Aşı geliştirme çalışmalarına değinen Erdoğan, Türkiye'nin de aşı ve ilaç çalışmaları için platform kurduğunu anlattı. Salgına karşı 17 proje başladığını, bunun 8'inin aşı geliştirilmesine yönelik olduğunu söyledi. Tüm dünyaya çağrıda bulundu. Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir. Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir.